Herkese merhabalar. Yeni bir test videosu ile yeniden beraberiz. Çok sevilen bu otomobilleri güvenle kullanabilmeniz için ben Türkiye'de 153 yıllık tecrübe sahibi General Sigorta'yı tavsiye ediyorum. Siz de ücretsiz olarak uygun fiyatlı kasko ve trafik sigortası teklifini hemen almak için general.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni Renault Megane'ın testinden sesleniyorum. Siz de özellikle kompakt hatchback segmentinde ülkemizde de beğenilen Megane'la ilgili bizlere çok fazla soru yönelttiniz ve nihayet model testimize konuk oldu. Renault'un kompakt hatchback temsilcisi Megane'da burada tamamen farklı bir tasarım dili kullandığını görüyoruz. Eskisiyle arasında adı haricinde hem içeride hem de dışarıda tasarım anlamında hiçbir benzerlik kalmamış. Burada özellikle markanın yine D segmentindeki yeni oyuncusu Talisman'la büyük benzerlik görüyoruz. Özellikle ve özellikle bu benzerlik ön yüzde kendini çok fazla gösteriyor. Talisman'ın hatchback gibi bile algılanabiliyor. Burada özellikle tasarımda dikkat çeken detaylardan birisi de Renault'un yeni kullanmaya başladığı aydınlatma grupları aynen Talisman'da olduğu gibi Megane'da da çok fazla dikkat çekiyor. Önde ve arkada yer alan aydınlatma grubu uzunlamasına ve oldukça dar bir forma sahip. Bundan dolayı da bu görüntü otomobile bir kere baştan hem modern hem de sportif bir hava katmış durumda. Bu durum otomobilde çok fazla dikkat çekiyor ve otomobilin LED tipi aydınlatmalı gündüz farlarına da yansımış durumda. Ve aynı durum yine arkaya doğru geçtiğimiz zaman da çok fazla dikkat çekiyor. Arkada stop grubu Megane'ın arkasında çok fazla dikkat çekiyor burada. Genel olarak baktığımızda ise Megane'ın burada eski nesline göre kesinlikle hani daha sportif göründüğünü söyleyebiliriz. Bunlara ek olarak da yine bu segmentteki birçok rakibine göre eğer ki yeni Megane'ı arkamda gördüğünüz gibi GT Line donanım seviyesinde alırsanız size oldukça sportif bir görüntü bekliyor. Burada GT Line'e özgü tampon grubu çok fazla dikkat çekerken yine arka tarafta bir spoiler var ve yine GT Line'e özgü jant tasarımları bu otomobilin tasarımını bence oldukça sportif kılmış durumda. Şimdi gelin isterseniz Megane'ın içerisinde ve sürüşünde yaşanan değişimlere biraz daha yakından bakalım. İçeriye geçtiğimiz zaman aynen Talisman'da olduğu gibi tamamen farklı bir kokpit tasarımı bize karşılıyor. Özellikle burada son dönemde birçok üreticide olduğu gibi Renault'da dik ve yukarıya biraz daha yükseğe konumlandırılmış bir konsol bizi karşılıyor. Bu tasarım benim mesela hoşuma gidiyor. Yüksekte ve dik olması çok güzel bir algı veriyor bana. Hoşuna gitmeyenler veya birazcık hani bu tasarımı klostrofobik bulanlar olabilir. Ekrandan bahsetmişken de hani Talisman'ı bilenler için burada çok farklı olduğunu söyleyemem. Kullanımıyla ilgili veya işte dokunmatik hassasiyetiyle ilgili genel itibariyle başarılı olduğunu söyleyebilirim buradaki ekranın. Burada sadece tek istediğim bir nokta hani havalandırma kanallarının sıcaklık ayarlamasını buradan yapabiliyorsunuz. Ancak şiddetini hani havalandırmanın şiddetini de yine buradan manuel olarak ben ayarlanmasını isterdim. Bunun haricinde baktığımız zaman buradaki ekranın gösterge panelinin veya head-up display olarak da bildiğimiz başüstü göstergesinin ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Buradan isterseniz head-up display'i kapatıp açabiliyorsunuz veya bunların parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Kendi kişisel tercihinize göre gece ve gündüz olmak üzere farklı modlar sunulmuş olması da güzel bu ekranlarla ilgili olarak. Buradan telefon ve benzeri elektronik cihazlarınızı bu arada bu ekranlara bağlayıp da kullanmanız mümkün olabiliyor. Alta doğru geçtiğimiz zaman burada iki USB girişi, bir AUX girişi ve bir SD kart girişi yer alırken burada genişliği oldukça güzel ayarlamış bir hani eşya gözü var. Vitesin arkasında iki bardaklığımız ve bu iki bardakların içerisindeki konumlandırmayı da ayarlayabiliyorsunuz ve bu bardaklık aynı zamanda kapaklı. Bunların haricinde eşya gözleri bakımından bakıyorum hemen. Kolçağımızın çok genişliği büyük olması da fena sayılmaz. Yine aynı şekilde kapı içinde gözler de yeterli düzeyde size bir alan sunabiliyor. Yani eşya gözleri bakımından çok çok cömert değil ama kesinlikle beklentileri burada yeni Megane karşılayabiliyor. Modelin özellikle içerisine geçtiğimiz zaman bu GT Line versiyonunda en fazla dikkat çeken detay ise adeta RS'i anımsatan tasarıma sahip ve daha çok sportif versiyonlarda gördüğümüz bu koltuk tasarımı. Koltukların tasarımı oldukça başarılı. Yani direkt olarak yarış koltuklarıyla birebir aynı olduğunu söyleyebiliriz.
tasarımının başarılı olmasının yanı sıra çok 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 bence ergonomisi de yerinde. Yani şöyle ki çok sert bir minder mesela kullanılmamış olması güzel ve bu sayede kilolu insanlar dahi rahat edebiliyor. Bel desteği, omuz desteği, sırt desteği çok güzel bir şekilde ayarlanmış. Yani bu tip koltuklar GT Line'a özgü bu koltuklar çok çok başarılı içeride. Ve GT Line'a özgü bence içeride en fazla dikkat çeken ve güzel detaylardan birisi de 6.30 bu direksiyon. Bunların haricinde hani Renault bu GT versiyonlarını mavi renkle kombin etti. Bundan dolayı da birçok detayda içeride bu mavi renkleri görebiliyorsunuz. Vitesin etrafında, dikişlerde, işte GT Line logolarının etrafında bu mavi renkleri görmeniz mümkün olabiliyor. Hacim konusunda ise önde bir problem yer almıyor. Ancak özellikle bir önceki nesline göre profilin biraz daha alçalmış olmasından dolayı burada hani birazcık daha sportif algının getirdiği klostrofobik bir atmosfere hakim bu tasarım dili. İçerideki bu algı benim mesela çok hoşuma gitti. Ancak bu biraz daha böyle ferah bir atmosfer isteyenlerin çok da fazla hoşuna gitmeyecektir. Ve özellikle bu otomobili GT Line'le aldığınız zaman bu sportif koltuklar evet öndekileri çok rahat ettiriyor. Ve biraz daha standart koltuklara göre biraz daha fazla bir alan kaplıyor. Özellikle omuz desteğini sağlamasından dolayı biraz daha geniş bir alana sahip. Bundan dolayı da arkadakiler için özellikle oldukça hani standart versiyonuna göre biraz daha fazla klostrofobik bir hava atmosfer söz konusu. Arkadakiler yolu görmekte özellikle ortada oturmuyorsa şöyle ortaya doğru gelmediyse yolu görmekte ciddi anlamda zorlanabiliyor. Bunlara ek olarak da benim şu anki ideal sürüş pozisyonumda arka hacmi değerlendirdiğimizde diz mesafesi benim için tam sınırda, aynı şekilde baş mesafesi de sınıf ortalamasını karşılayabilecek düzeyde. Ancak bunların haricinde özellikle arkadakiler için kolçak ve havalandırma sunulmuş olması çok güzel bir detay yeni Megane'da. Otomobilin içerisindeki bu gösterge paneli, işte orta ekranı da kendi zevkinize göre kişiselleştirebiliyor olmanız güzel bir detay. Renklerini dahi değiştirebiliyorsunuz. 4-5 tane farklı renk kombinasyonu sunulmuş. Bu renkleri seçtiğiniz zaman da buradaki aydınlatmalar kapı içinde de özellikle gece sürüşlerinde daha şık bir görüntü size içeride sunabiliyor. Ben yeni Megane'ı şu anda Renault'un çok başarılı bulduğum 1.6 tek dizel motoruyla test ediyorum. 130 beygir güç var bu motorda ve tork değeri de 320 Nm. Bu otomobille ilgili bence yine güzel haberlerden birisi farklı türden sürüş modlarına sahip olması. Burada özellikle bu sürüş modları sayesinde kendi kişisel beklentilerinize göre farklı türden sürüş ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Ben şu anda mesela konfor modunda ilerliyorum. Burada özellikle gaz tepkileri biraz daha yumuşak bir kıvamda oluyor. Yani siz burada çok çok aman aman bir güç isteseniz dahi sizde mümkün mertebe gaz tepkilerini yumuşak bir şekilde iletmeye çalışıyor ki kabin sarsıntısı daha az bir düzeyde olabilsin. Bunların haricinde buradan eco modu var mesela. Eco modunu seçtiğiniz zaman da tahmin edebileceğiniz gibi gazın iyice cansızlaştığını görüyoruz ve bu sayede daha ekonomik bir sürüş yapılabiliyor. Bunların haricinde konfor haricinde bir de sport modumuz var. Sport modunu seçtiğiniz zaman otomobilin işte ekranları, buradaki bu ekran kırmızı oldu, kapı içleri kırmızı oldu ve özellikle hoparlörden kabine yapay bir ses gelmeye başlıyor. Ve bu yapay sesin yanı sıra otomobilin artık tüm potansiyelini sizlere göstermeye başladığını görüyoruz. Spor modunu seçtikten sonra mesela önümdeki göstergeden devir saatini görüyorum. Hız dijital olarak bana aktarılıyor ve bu şekilde, yani spor modunda özellikle bu motorun tadını çok daha fazla çıkartabiliyorsunuz. Bu motor bu kombinasyonla birlikte model bu arada 10 saniyede 100 km'ye çıkabiliyor. Bu güçlü bir alt dizel şu anda alt ileri manuel şanzımanla sunuluyor. Şanzıman özellikle biraz uzun geçiş yollarına sahip. Biraz daha ben kısa oranlı olmasını isterdim. Ancak vites topuzu her ne kadar biraz fazla yüksek olsa da genel itibariyle konumunun başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani kullanım ergonomisiyle ilgili bir problem görmedim. Sport moduyla ilgili bilmeniz gereken en önemli detaylardan birisi bence markanın, özellikle F1'deki Renault Sport takımının deneyimlerine çok iyi bir şekilde bu yol versiyonuna da aktarılmış olduğu. Çünkü sport moduna geçtiğiniz zaman otomobilin değişen DNA'sının etkilerini çok çok net bir şekilde görebiliyorsunuz bir kere.
Evet, Talisman'la çok benzer bir karakter burada sizi karşılıyor. Ancak burada daha küçük olan boyutların, daha hafif olan yapının etkileriyle birlikte biraz daha size bence eğlendirebilen bir karakter var. Evet, yeni nesil hatchbackler standart versiyonlarıyla dahi artık çok fazla sertleşmeye başladı. Bu akıma Renault'un Megane'ında da uyduğunu görüyoruz ve özellikle bu otomobili, bu benim test ettiğim GT Line versiyonuyla alıp eğer konfor anlamında çok fazla şey bekliyorsanız bu anlamda üzülebilirsiniz. Özellikle GT Line'da bu kadar yetenekli bir sürüşün yakalanabilmesi için oldukça sert bir şasi sizi karşılıyor. Tabii bu sert şasinin size sundukları da oldukça yetenekli bir sürüş. Vay vay vay. Otomobili ciddi anlamda hani çok korkmadan virajlara atmanız mümkün olabiliyor. Viraj limiti o kadar yüksek ve sizinle kurduğu iletişim o kadar güzel ki bu anlamda sizinle çok güzel, çok sıkı bir iletişim kurabiliyor. Megane'ı eski neslinde yine bu kombinasyonla, yani 1.6 dizel ve GT Line donanım seviyesinde kullanmıştım. Ancak oradaki özellikle karoser biraz daha farklıydı. Coupe versiyonu kullanmıştım. Ona kıyasla burada bu 1.6 dizelin özellikle performans hissini biraz daha az bir düzeyde hissediyorsunuz ki zaten fabrika verileri de bize aynı şeyi söylüyor. Bu model ondan biraz daha yavaş bir sürede, işte 10 saniyede yüze çıkıyor ki ara hızlanmalar da yine onunla kıyasladığınız zaman biraz daha ağır. Yani özellikle yola çıkmadan önce ben bu motordan biraz daha fazlasını bekliyordum. Çünkü hissedilir düzeyde otomobilin viraj performansı eski neslinin yine GT Line donanımıyla kıyasladığım zaman iyileşmiş olmasına rağmen bu hisse destek verme konusunda biraz zayıf kalmış. Otomobilin ağırlaşan gövdesinden dolayı bu çok başarılı bulduğum 1.6 dizel. Markalar için artık kompakt segmentteki modelleri çok ama çok önemli. Bundan dolayı da bu segmentteki otomobillerinde ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani ellerinden gelen tüm teknolojik detayları ekliyorlar ki bunun esintilerini de Renault'un yeni Megane'ında da görüyoruz. Mesela uyarlanabilir hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi gibi donanımlar bu otomobilde yer alıyor. Özellikle uyarlanabilir hız sabitleyicinin oldukça güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Ancak özellikle şerit takip asistanı sadece size ufak bir uyarıda bulunuyor. Onu da hoparlörlerden duyuyorsunuz ama çok ufak çaplı bir ses. Direksiyona herhangi bir müdahale, titreme gibi bir şey de bulunmuyor. Artık bu gibi müdahalelerde bulunan bazı rakiplerinin olduğunu düşündüğüm zaman bu gibi şeyleri de yapmasını beklerdim ben yeni Megane'dan. Bu segment artık önemli olmaya başlayan noktalardan birisi de yalıtım seviyesi. Bu anlamda baktığımız zaman hani segment içindeki rakiplerle kıyasladığımız zaman onların ortalamasında olduğunu söyleyebilirim. Yani bir kompakt hatchback standartları için yalıtım seviyesi ne çok başarılı ne de çok kötü bir düzeyde. Yani ortalama düzeyde size bir yalıtım sunabiliyor Renault'un Megane. Özellikle motordan gelen sesle ilgili bir problem yok. Ancak biraz yüksek hisara çıktığınız zaman yoldan gelen ses seviyesinin ben biraz daha hani az olmasını isterdim. Eğer o da biraz daha az olabilseydi mükemmel derdim. 1.6 dizel manuel kombinasyonuna sahip yeni Megane ile yakaladığım karma test tüketimi ise 6.2 litre. Bu kombinasyona sahip, yani GT ile 1.6 dizel manuel kombinasyonuna sahip yeni Megane ortalama 92 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Test aracımızdaki ekstraları da eklediğiniz zaman bu otomobilin fiyatı yaklaşık olarak 100 bin liralar seyrine çıkıyor. Otomobilin sunduklarıyla kıyaslandığı zaman ben bu fiyatın biraz daha makul olmasını isterdim. Daha fazla test videosu için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.